Merhaba değerli izleyiciler. İyi günler Metronix YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yepyeni bir yayınla karşınızdayım. Basmane'den size sesleniyorum. Karşımda Basmane Tren Garı var. İzmir'in Anadolu'ya açılan kapısı, demir yollarının sıfır noktası. Basmane'den nerelere tren var başlıklı yayına hoş geldiniz. Yayına başlarken bir aboneliğinizi rica ediyorum. Birazdan garın içine de gireceğim. Trenleri de göstereceğim. Buradan Türkiye'nin birçok yerine konvansiyonel trenler geçiyor. Bölgesel trenler var. Çevre ilçelere giden, çevre yerlere giden. Onlardan bahsedeceğim. Bir restorasyon çalışması da var Basmane'de. Sarı beyaz TCDD'nin kurumsal garlarının rengi. Gayet de şık duruyor. Burası 100 seneden fazla olan bir yapı. Restorasyon gördü. Gayet de şık bir durum. İzmir'i bilenler bilir. Basmane hemen şöyle karşıda 9 Eylül kapısı var. Kültür Park'ın. Basmane mahalle içi de şu tarafta. Agora'ya giden Anapartalar Caddesi. Burası ulaşım anlamında da çok önemli bir aks. Şurada hemen metro istasyonu var. İzmir metrosu Basmane istasyonu. Evka 3 Fahrettin Altay arasında çalışıyor. Yaklaşık 20 kilometre. Yakında da Narlıdere'ye kadar gidecek 27 Şubat'ta. O bekleniyor. Dolayısıyla metro ile Basmane'ye gelip buradan trenlere binip istediğiniz yere gidebilirsiniz. Esot otobüslerini de çok yoğun bir şekilde görüyorsunuz. Karşıda 45 numara var. Gültepe, Gümrük. Şu bölgeden Tepecik tarafına giden otobüsler oluyor genelde. Burası işlek bir nokta. Buradaki trafiğin yer altına alınması da düşünülüyordu ama orada bir gelişme olmadı. Fevzi Paşa Bulvarı'nı da size göstereyim. 5 şeritli otoyol gibi. Sahile kadar gidiyor, konak bir yere kadar, oradan geliş istikameti çok yoğun. Benim de her zaman düşünmüşümdür, Basmane Garı neden denize sıfır planlanmadı zamanında diye, o dönemki şartlar nasıldı? Yani Haydarpaşa gibi İstanbul'u denize sıfır olabilirdi. Denizin önünde hemen iskele olurdu, oradan diğer yerlere gidilirdi. Yani deyim yerinde ise Basmane Garı Söğüt Çeşme gibi düşünün. Sahilde Haydarpaşa gibi düşünün, trenlerin Söğüt Çeşme'de kesildiğini düşünün, ona benziyor biraz. Ama o zaman düşünülmemiş, belki başka mani vardı, bu bulvarlar sonradan açılmış olabilir, buralar belki yerleşim yeriydi. Sonradan bu şekilde düzenlendi, onu bilmiyoruz. Biraz garın içine gidelim, trenlere bakalım. Gördüğünüz gibi gar girişi de değişmiş, restorasyondan dolayı paravanla kapatmışlar. Metronun girişi burası. Metrodan doğru giriliyor. Yandan giriliyor. Metrodan trenlere ulaşmak da çok kolay. Yavaş yavaş içeri girelim. TCDD Genel Müdürlüğü 3. bölge denmiş. Basmane Gar binası modernizasyon ve restorasyon yapılması diyor. 2022'de başlamış. 600 takvim günü 21 Ekim 2023 bitiş tarihi gözüküyor ama henüz tamamlanmamış. Ama büyük oranda tamamlanmış görünüyor.